Kendinden yaşça büyük biriyle birlikte olmak nasıl bir şey? Kendimizden yaşça büyük birini nasıl etkileriz? Kendimizden yaşça büyük biriyle birlikte olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bugün bunları konuşacağız. Arkadaşlar, İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yine çok sorulan bir soru vardı. İlişkilerdeki Yaş farkını konuşacağız ama özellikle kendinden yaşça büyük biriyle birlikte olmak nedir bundan bahsedeceğiz. Tabii ki ben bir erkek görüşüyle bunları anlatmaya çalışacağım hem kadın açısından hem erkek açısından ama MBA Woman'da kadınlara özel MBA'nın platformunda Burcu ile beraber oturup deneyimlerimizi konuştuğumuz o münazarayı izleyebilirsiniz. Linkini açıklama bölümüne bıraktım. Şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi derin bir nefes alın. Ve kendinizi ince işlerin kollarına bırakın. <laughs> Artık yazmıyorum hepsini. Çünkü şey yapıyorlar hocam. Ben girdim. Bütün maddelere baktım. Çıktım. İyi bok yedin. Biz ne yapalım? Daş mı yiyelim biz? <laughs> <laughs> Yazmıyorum artık filan. Ayrıca da bakıyor oradan hemen kendince yorumluyor. Zaten kendince yorumluyor olsaydı ince işlerde işin ne? Ben sana onların hepsinin nasıl aslında araştırmalarla yapılacağını da anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşım. Bazısının vakti yok şey falan diyorlar ya. Üçüncü dakikada başlıyor. Beşinci dakika bitmediler ya. Bitmediler. <laughs> ya selam veremiyorum, nasılım, iyi miyim, ben ne yaptım onlardan bahsedemiyorum ya. Tamam mı? Hemen, hemen bize taktik ver. Bam 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 filan. Öyle değil arkadaşlar. Bu böyle uzun uzun, rahat rahat anlatılacak bir şey. O yüzden lütfen kendinizi şu anda oturduğunuz yere ya da neredesiniz? Orada böyle serbest bırakın ve ince işlerin kollarına bırakın. Çünkü yaş farkı konuşacağız. Yaş farkı çok fazla gelen sorulardan biri gerçekten. Bütün gösterilerimde falan da bu arada bana hem sordukları hem alta yorum olarak da attıkları bir şey. Çünkü herkes bir şekilde yaşıyor yaş farkını. Yani yaşça büyük bir kadınla birlikte olan da oluyor, yaşça büyük bir erkekle birlikte olan da oluyor. Ama bunların en yaygın olanı yaşça büyük bir erkekle birlikte olmak. Bu tarihsel olarak böyle. Çünkü şöyle bir hikayesi var. Bir kadın kendinden yaşça büyük bir erkekte hem bir olgunluk hem bir statü gördü. Hem artık hani kafa yerinde oturmuş, işte o hani ergenlik biraz olsun bırakılabilmiş. Tamamen hiçbir zaman bırakılamıyor bence ben kendimden de biliyorum. Ama hiç olmazsa yani biraz kafasındaki o ilişki nasıl gider, bir kadına nasıl davranılır, işte hayatla ilgili o kariyer, rüştü nasıl ispat edilir falan bunları aşmış olan erkekler kadınlara daha cazip geliyorlar. Biz gerçekten evrimsel olarak da kadınlardan daha yavaş olgunlaşıyoruz. Yani bu yani yatsınamaz bir gerçek. Benim hani arkadaşım var. İkizi var ikiz yani aynı yumurta ikizi kadın erkek hocam ya bakıyorsun o kadar net görüyorsun ki yani <laughs> inanılmaz ya yönetiyor kadın onu yani çünkü yani hani sonra da oturup düşünüyoruz biz arkadaşlar ya nasıl ataerkil bir düzendeyiz biz hani hala diye ama geçen gün bana bunu sorduklarında ben şunu söyledim eğer kadınlar anaerkil bir düzenle devam etmenin daha iyi olduğunu düşünselerdi biz şu an anaerkil bir düzende olurduk. <laughs> O çünkü hemen şey yapıyor arkadaşın o ikizler de öyle. Diyor ki sen şimdi ondan ayrıl diyor. Daha yuvadalar lan yuvadalar. Çocuk zannediyor ki ayrılıyor. Zannediyor ki kendi özgür iradesiyle ayrıldı. öyle <laughs> bir şey yok. Gerçekten bu oradaki bir derecelik fark yaş ilerledikçe inanılmaz bir şeye geliyor. Ama yaş farkını şöyle değerlendirmek lazım. Bu interstellar gibidir. Yani hani her gezegende, her yaş grubunda farklıdır. 16 ile 18 arasında devasa bir fark varken 30 ile 35 arasında aslında bir fark yoktur. Ya da işte 40 ile 50 arasında tam olarak bir fark yoktur. Çünkü bu bir hani hem kariyer olarak hem deneyim olarak aslında geliştiği için bizde yaş farkı zaman içerisinde önemsiz hale gelir. Bunun en önemli olduğu yaşlar 16 ile 30 yaş arasındaki dönem araştırmalara göre. Kadınlar kendilerinden statü ve işte o başarı gereği büyük olan erkeklerle birlikte olmayı tercih ederlerken erkekler de bizim antropolojik kökenlerimizden dolayı daha doğurgan olduğunu, işte daha dinç ve diri olduğunu, daha uzun yıllar birlikte vakit geçirebileceğini düşündükleri için kendilerinden daha genç kadınlarla birlikte olmaya daha yatkınlardı bugüne kadar. Şu anda öyle bir yere geldik ki artık hani herkes zaten sosyoekonomik seviyesini kendi kendine geliştirebildiği, kadınlar ekonomik özgürlüklerine ulaşabildikleri ve kendilerini daha rahat ifade edebildikleri için sadece kendilerinden yaşça büyük erkeklerle değil, yaşça küçük erkeklerle de birlikte olmaya başladılar. Dolayısıyla aslında 1990'lar itibariyle yaşça küçük erkeklerle birlikte olan kadınları daha sık görmeye başladık. Erkeğin hani olgunlaşması tabii ki geç ama aynı zamanda fiziken hem daha dinç olan hem de aynı zamanda ona hani bir çocuk gibi arkadaşlık edebilecek, daha kolay kontrol edebileceğini düşündükleri erkeklerle birlikte olduklarını söylüyorlar. Herkesin aslında bir çıkar mücadelesi olduğunu da burada görüyoruz. Sonuçta hepimiz ilişkiden maksimumu elde etmeye çalışıyoruz. Kontrol derken? Kontrol. Şimdi öbürünü yönetirsin hocam. Erkeği zaten yönetmek genel olarak kolay da kendinden yaşça küçük bir erkek yani kadın için şey sol eliyle yapacağı bir şey. Yani hani böyle Burada idare edebilir yani. Hani erkek için kendinden yaşça küçük bir kadını idare etmek çok daha zor bence. Yaşça büyük olan bir kadının yaşça küçük olan bir erkeği idare etmesinden. Çünkü hani ne olursa olsun sürekli erkekte bir performans kaygısı ve rüştünü ispat etme olduğu için hani o bir hep şey var onun yaşına inmeye çalışmış. Şimdi kadın onun yaşına inmeye çalışmıyor. Erkek onun yaşına çıkmaya çalışıyor. Erkekte tam tersi hani erkek onun yaşına inmeye çalışıyor. Yani bir hangi olursa olsun idare edebileceğine inanıyorsun yani. İdare edebileceğini düşündüğü noktaya gelebileceğine <laughs> inanıyorum en azından öyle söyleyeyim. Yoksa biliyoruz hocam zaten. <laughs> Ayrıca araştırmalar şunu da gösteriyor. Kendinden yaşça büyük olan ya da kendiyle aynı yaşta olan bir erkekle birlikte olan kadınlar daha sadakat eğilimi yüksek olan kadınlar oluyor. Böyle bir araştırma datası da var. Şimdi soru şuna geliyor. Genç erkekler niye kendinden yaşça büyük kadınlarla birlikte olmayı tercih ediyorlar? Ben ikisinde yaşadım bir şekilde. Kendinden yaşça çok küçük olan bir kadınla da, kendinden yaşça çok büyük olan bir kadınla da birlikte oldum. Yani benim de söyleyeceklerim benzer şeyler olurdu. Onları ayrıca anlatacağım ama insanlarla röportaj yaptıklarında erkekler şunu söylüyorlar. Daha özgür, daha kendine güvenli ve beni daha az sıkıyor. Yani daha özgür bırakıyor terimlerini kullanıyorlar. Sorun şurada başlıyor. Yani bizim tercih olarak biriyle, yaşça büyük biriyle birlikte olmamız ayrı bir şey. Bizim bunu dürtüsel olarak ya da işte o geriden getirdiğimiz bağlanma problemleri ya da ödipal komplekslerimizden dolayı sürekli bir şekilde kendimizden yaşça büyük olan birileriyle birlikte olmak. Bu ikisi ayrı şey. Şimdi kendinden yaşça büyük biriyle birlikte oldun ve güzel bir deneyim yaşadın. Bunda sorun yok. Her seferinde kendinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olmaya çalışıyorsan ya da her seferinde kendinden yaşça büyük bir erkekle birlikte olmaya çalışıyorsan ve bu yaş farkı giderek dramatikleşmeye başlıyorsa işte buralarda psikolojik bazı temeller araman gerektiğini söylüyor uzmanlar. Bu neden kaynaklanıyor? İşte o ödipal dönemde bizim ya da işte daha sonra da ebeveynlerimizde aslında deneyimlediğimiz gördüğümüz şeyleri tamamen kendi ilişkilerimize de atfetmeye çalışma çabamız. Şimdi ikisini de inceleyelim. Neden bir erkek sürekli bir şekilde kendinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olmaya çalışır? Burada aslında sadece bir sevgililik iletişimi değil, aynı zamanda da bir annesel yani Freud'a gidersek bir annesel bağ kurmaya çalıştığını da söyleyebiliriz. Hep aynı şeyi tekrarlıyorsa. Çünkü aynı şeyleri tekrarlamamız bir yerlerde aslında tıkanmış bazı şeyleri deralet ediyor. Aynı şey kadın için de geçerli. Sürekli bir şekilde kendinden yaşça büyük bir erkekle birlikte olmaya çalışan bir kadın temelde sadece bir sevgili değil, aynı zamanda baba yerine koyabileceği bir erkek de arıyor olabilir. Bunlar bizim burada, bu kanalda çözeceğimiz şeyler değil. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsanız ve bu sizin hayatınızı engelliyorsa burada profesyonel bir yardım almanız, kendinizi dışarıdan sorgulatabileceğiniz bir terapi sürecine girmeniz gerekiyor olabilir. Bu bir not olarak altta dursun. Şimdi Dilana çok teşekkürler. Yine pek çok aslında insanın kendi ağzından neden yaşça büyük biriyle birlikte olduğunu da bize araştırmalarıyla çıkartmış sağ olsun. Mesela 30 yaşındaki Dan var. 24 yaşındayken kendinden yaşça çok büyük bir kadınla birlikte olmuş ve şöyle diyor, neden birlikte olduğunuz dediğinde. Çok net ilişkiye dair o yüzden bu bana kendimi rahat hissettiriyor demiş. Yani ne istediğini biliyor ilişkiyle ilgili ve bu konuda da net ve açık bir iletişim kurabiliyor demiş. 37 yaşındaki Nigel yine aynı şekilde neden kendinden yaşça büyük bir kadınla birliktesin sorusuna şöyle bir cevap vermiş. Bu tip kadınlar kendilerinden çok eminler ve hayatlarını kurmuşlar. Kendilerine bakacak ve hayatlarını idame ettirebilecekleri bir erkek değil, birlikte yürüyebilecekleri bir partner arıyorlar. Onun için ben kendimden yaşça büyük bir kadınla birlikteyim demiş. Mesela 39 yaşındaki Pablo, 55 yaşındaki bir hanımefendiyle birlikte. Ve sorduklarında demiş ki, biz ikimiz de artık kariyerimize ne kadar odaklanmamız gerektiğini, işimize, eşimize ne kadar vakit ayırmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu konudan dolayı da kavga etmiyoruz. Bu bana kendimi ilişkinin içerisinde güvende hissettiriyor demiş. Yani buradan özetle gelelim. Kendinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olmanın avantajlarının neler olduğuna. Kendinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olmanın avantajlarının ilki o kadınların ne istediğini ve onu nasıl elde edeceklerini çok iyi biliyor olmaları. Bu zaten pek çok araştırma ve ankette de ilk çıkan şey. Ne istediğini biliyor. İlişki konusunda net ve tam olarak gitmek istediği rota belli ve beni nasıl elde edeceğini çok iyi bildi. Bu erkeğin sürekli bir şekilde kadını elde etmek için o böyle tavus kuşu gibi açtığı kanatlarını indirip rahat rahat ilerleyebilmesini sağlıyor. O tavus kuşunun kanatları da yazık hocam ya. Aslında böyle açar etkiler ama bir yandan da avından kaçmak için çok zararlıdır ya onun için. İşte bu kanatları bırakabiliyor erkek aslında tamamen. Yani işte en önemli ve ilk avantaj bu aslında. Kendilerine güvenmeleri ve ne istediklerini bilmeleri ve istedikleri şeyi nasıl elde edeceklerini çok iyi farkında olmaları yaşça büyük kadınlar. İkincisi kendine güveniyor olmaları. En çok bunu söylemiş erkekler. Demiş ki kendimden yaşça büyük bir kadınla birlikteyim. Çünkü kendine fazlasıyla güveniyor. Yaş farkı filan gözetmeksizin aslında bizim istediğimiz şey temelde karşımızdakinin kendine güveniyor olması. Yani karakterin oturmuş olması. Büyüklük buradan geliyor aslında. Yani kafa kağıdındaki yaş farkı değil belki ama o olgunluk seviyesi. Kendine güvenen insanlarla birlikte olmaktan hoşlanıyoruz. Çünkü kendine güvenen insan bize de kendimizi güvende hissettiriyor. Bu da ikinci neden. Üçüncü neden yatakta ne istediklerini biliyor olmaları. İnsan belli bir olgunluğa, belli bir hayat deneyimine ulaştıktan sonra artık yatakta ne istediğini bilir hale gelir. Neden zevk aldığını bilir hale gelir ve daha da önemlisi bunu açık açık dile getirebilir hale gelir. Dolayısıyla biz bundan etkileniriz. Çünkü şunu eliyor bir kere kafadan. Ya ben ne yapacağım da şu anda onu mutlu edeceğim. Hani hep o var ya bizde. Hani şu an iyi mi? Şu an keyif alıyor mu? Ben şu an doğru bir şey yapıyor muyum? Hani hep o vardır zaten. Sonuçta iyi bir partner karşısındakini tatmin etmek ister. Dolayısıyla da yaşça büyük olan biri, belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış olan biri bu kafanın içerisindeki kargaşayı bir kenara bırakır ve yatağa sırtımızdan yükleri arınarak girmemizi sağlar. Dördüncüsü de deneyimli olması. Gene bu söylediğime geliyor. Deneyimli olan biri, hayata dair deneyimli olan biri sadece yatağa değil, hayata karşı deneyimli olan biri size de kendinizi iyi hissettirir. Niye? Çünkü yaşamıştır onu çoktan. Ve siz ondan bir fikir aldığınızda size mantıklı şeylerle yaklaşır. Sizinle diyalog kurabilir. Sizi dinler. Sizin ne hissettiğinizi merak eder. Ve size çözüm bulmaya çalışır. Büyük büyük bağıra bağıra sanki her şeyi çok iyi biliyormuş gibi konuşan insanların aksine belli bir deneyime sahip olmuş olan insanlar sizin kendi yolunuzu bulmanızı sağlarlar. Dolayısıyla bu tip insanlarla birlikte olmak insanları hem geliştirir hem de mutlu eder. Yani bir şey konuşabildiğiniz, deneyimlerinden faydalanabildiğiniz sadece yatakta değil de hayatta tatmin olabildiğiniz insanlarla daha mutlu olursunuz. İşte yaş farkı aslında bu avantajı da getirir beraberinde. Sonuncusu da özgür olmaları. En çok söyledikleri şeylerden bir tanesi de bu. Kendilerini özgür hissediyor olmaları. Şimdi size bağımlı olan biriyle birlikte olmak aynı zamanda sadece ilişkinin sorumluluklarını değil o insanın sorumluluklarını da size yükler. Eğer ki karşınızdaki kişi özgür biriyse, kendi hayatını kurmuşsa, kendi yolu varsa, kendi bir hayatta rotası, bir pergeli, gönyesi, şakülü varsa o zaman siz onunla birlikte yürürken rahat edersiniz. Çünkü sürekli onu kontrol etmenizi artık gerek kalmamıştır. Siz de kendiniz olursunuz. O zaten kendidir, özgürdür. Dolayısıyla birlikte mutlu bir yolda yan yana kimsenin birbirini çekmesine gerek kalmadan yürüyebilirsiniz. Bunlar avantajdır. Bir de tabii ki dezavantajları var. Bu tip ilişkiler özellikle kadının erkekten daha büyük olduğu ilişkiler daha az yürüyor istatistiklere göre. Çünkü bir süre sonra erkek de kadın da o ilişkinin uzun bir vadede bir tamama eremeyeceğini, erkeğin bir noktada kendinden daha genç birini arayacağını. Yani hayat boyu aslında yaşların giderek açılması gereği birlikte olamayacaklarını düşündükleri için ilişkide bir travma, bir çıkmaz yaşanmaya başlıyor. En çok şikayet edilen konulardan bir tanesi bu. İlk başta her şey çok güzel. Give me the first six months of love. 6 ay herkes çok iyi ama artık ilişki ciddiye binmeye başladığında artık biz bundan sonra hayat boyu birlikte olacağız denmeye veya bu şekilde düşünülmeye başlandığında ilişkideki yaş farkı işte tam olarak burada artık bir karın ağrısına dönüşmeye başlıyor. İnsanlar böyle söylüyorlar. Şimdi ben tabii bunların hepsini söylüyorum ama buradaki yaş farkı fiziksel bir yaş farkından bahsediyoruz. Şöyle de olabilir. Yani insan hayat deneyimiyle ilgilidir bence bu arada yaş farkı. Sen mesela 50 senelik yaşamışsındır ama 30 yaşındasındır. Bu da olabilir. O senin 30 yaşında olduğunu göstermez. Ya da işte bazısı 50 yaşındadır ama 10 senelik yaşamıştır. Bu da onun 50 yaşında olduğunu göstermez. Dolayısıyla hani buradaki yaş farkı bizim ruhsal yaş farkı aslında bundan bahsediyor. Ama fiziksel olan yaş farkı konusunda şöyle tiyolar verebilirim size. Tabii ki kendinden yaşça büyük birin nasıl etkilersini de sizin için derledik. Bunun üç tane yöntemi var. Kendinden yaşça büyük biriyle birlikte olmak istiyorsan ve onu etkilemek istiyorsan iddialı olmak zorundasın diyor anketler. İddialıysanız yani böyle hani böyle mırın kırın yapmıyorsanız hani böyle acaba macaba filan demiyorsanız yolda elenmiyorsunuz. Çünkü zaten sizden yaşça büyük biriyle birlikte olmaya çalışıyorsanız o artık vakit kaybetmemeye çalışıyor demektir. Bir şeylere ne kadar yatırım yapacağını bir şeye ne kadar boş yatırım yaptığını falan bilir. Dolayısıyla iddialı değilseniz. Yani bu ilişkinin içerisine girmeye çalışmıyorsanız, istendiğinizde, arzulandığınızda ya da siz istediğinizde bu konuda kararlı olmuyorsanız elenirsiniz. Çünkü yaşça büyük olan biri kesinlikle ya ben bununla uğraşamam, başka birine yatırım yapayım diye düşünecektir. Bir diğeri yaş farkını dile getirmemek. En önemli şeylerden bir tanesi. Eğer ki sürekli bir şekilde yaş farkını dile getiriyorsanız, o zaman karşınızdaki bu yaş farkının sizin için bir problem olacağını ve uzun vadede elinize ayağınıza ilişkinin de önüne sağına soluna dolaşacağını düşünür. Dolayısıyla eğer ki en baştan siz sürekli bir şekilde yaş farkını dile getiriyorsanız karşınızdakine hem yaşlı hissettirirsiniz ki biz yaşlılar bunu istemeyiz. Asla. İkincisi de zaten hani şu anda bile düşünüyorsa Yarın öbürsü gün bu onun için çok ciddi bir problem olacak. Ya boş ver ben bunu problem etmeyecek biriyle birlikte olayım me gelir konu. Üçüncüsü de yavaştan almak. Evet seks çok güzel olabilir. Evet her şey çok iyi gidiyor olabilir. Ama hemen yani ben işte seninle evlenmek istiyorum. Ben çok aşığım. Ben işte sensiz yapamam filan derseniz buna çoktan ergenlik ve sonrasında doymuş olan yaşı erişkin birini ürkütürsünüz. Yaşı büyük olan biri sadece bundan korkar arkadaşlar. Çünkü zaten fazlasıyla çekmiştir. Yani eski ilişkilerinde o iddialı ve işte hemen ilişkinin içerisine balıklama dalan kişilerden çekmiştir. O yüzden yani eğer ki fiziksel olarak çok iyi giden bir ilişkiniz varsa aranızda belli bir yaş farkı olan biriyle bunu yavaştan almanız o zevk aldığınız şeyin de uzun sürmesine vesile olur. Zaten bir şey olacaksa su yolunu bulur. Sizin hani onu böyle çeke çeke oraya getirmenize gerek yoktur. Dolayısıyla evet duygusal gelgitler daha az yaşça büyük birinde belli bir statüye ulaşmış olduğu için ya da belli bir başarıya ulaşmış olduğu için o hani rüştünü ispat etme kaygıları yok. Yani işte ben acaba yetersiz miyim, ben değersiz miyim, ben sevilebilir biri miyim falan bunlar biraz daha geride kalmış olur falan. Bunlar çok güzeldir. Yaşça büyük biriyle olmak evet güzeldir. Ama önemli olan ruh yaşınızın tuttuğu biriyle birlikte olmak. Yani kafa kağıdı olarak değil, ruh yaşı olarak akran olduğunuz kişilerle birlikte olmak. Olur. Ne olursa olsun herkese göre biri dışarıda mutlaka var. O dışarıdaki kişi sizden kaç yaş büyük olursa olsun, eğer her iki kişi de ilişkide memnunsa ve razıysa, aslında temelde yaş farkının hiçbir önemi yoktur. Size yaşı bir kenara bırakıp yaşamayı tercih ettiğiniz güzel ilişkilerdir. Ben Özgür Ünsal. Bizi lütfen takip edip beğeni paylaşmayı unutmayın. Katıl butonuna tıklayıp üye olmuş herkese teşekkürler. Bizi çok beğendiyseniz ve üyelere özel avantajlardan faydalanmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bu işler ince işler. Sevgiler.